Selam, lalalalalalar Türkiye. Bugün sizlerle beraber uzun zaman sonra yepyeni bir porno faşe pazmofobia videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. Bugün nasıl oynayacağız? Bir haritayı önce Nightmare, ondan sonra da sıfır kanıt oynayacağız arkadaşlar. Sıfır kanıtla evin içindeki 24 tane farklı hayaletten hangisi olduğunu bulmaya çalışacağız. Ama önce her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, discord.gg/hazretesu adresine geliyorsunuz. Oyun oynayarak para kazanabileceğiniz big time'ı, zaten okulların açılmasına da 1,5-2 hafta var. Okul öncesi güzel bir harçlığınızı da çıkartırsınız. Oyunu oynarken arkadaşlar NFT'yi düşürüp bayağı dümdüz sattığınız oyunun marketplace'inde NFT'yi satıp sattığınız parayı Binance hesabınıza, oradan da banka hesabımıza çat diye çekip afiyetle yiyebileceğiniz güzel bir oyun arkadaşlar. Bizim Discord'daki arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi seste gruplar halinde deli gibi oynuyorlar arkadaşlar. Her gün binlerce kişi Discord'da oynuyor. Burada sohbet kısmında birbirinizle yardımlaşabilirsiniz. Partili hallerde girerseniz diğer MMORPG oyunların aksine, gruplar halinde girdiğiniz zaman NFT drop şansınız artıyor ve XP bölünmüyor. Daha hızlı kasılıyorsunuz. Zaten oyunun ilk 10 seviyesi eğitim arkadaşlar. Oyunu çok güzel öğrenirsiniz. Oyun hiç zor değil ve çoğu bilgisayarına kaldırabileceği bir oyun. discord.gg/hazretesu adresine gelip buradaki Big Time indir sekmesinden arkadaşlar şuradan hesabınızı oluşturup buradan da yeşil müsait olan kodlardan bir tanesini alıp ondan sonra daha sonra arkadaşlar buradan random, mesela örnek veriyorum, şu kodu aldım, tıkladım. Gelip burada download launcher diyebilirsiniz ve oyunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla kod yok. Oyun şu anda hala pre-season olduğu için, yani sezon öncesi olduğu için kodla sadece oyuna kaydolabiliyor. Çok güzel bir oyun. Gerçekten tavsiye ediyorum. Ben de Türkiye temsilcisiyim zaten. Sizin için söylüyorum. Oyunu hem oynarsınız hem paranızı kazanırsınız. Aklınıza takılan sorular varsa YouTube kanalımda Big Time ile alakalı videolar var. Eğitim vesaire, cart curt. Onları izleyebilirsiniz. Bu arada her gün en geç saat 8'de kick.com/hazretesu adresinde de canlı yayın açıyorum. Sellout'umuz bitti. Big Time mutlaka indirin. Şiddetle size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hani gerçekten oyunu oynayıp hem güzel vakit geçirebileceğiniz, çünkü oyun gerçekten güzel, hem de para kazanabileceğiniz bir oyun. Tanglewood'da Nightmare, yani sadece iki kanıt ve tek kanıtı gizlediği şekilde hayaletin, hemen bir arabamıza gelelim, oyunumuza girelim. Oyunda arkadaşlar, bilmeyenler için söylüyorum, her gün bunun da canlı yayınını yapıyorum. Gayet de zevkli ve güzel geçiyor. Oyunun içinde burada 1'den 24'e kadar görmüş olduğunuz... Sus! Oğlum ne oldu lan? Ana! Dokunmuyorum, karakter kendi kendine gidiyor. Oğlum bu nasıl bir bug? Ne oldu lan? Dur bir dakika, alt tab. Ha tamam, alt tab yapacağız herhalde. Burada 1'den 24'e kadar görmüş olduğunuz farklı özellikleri, hepsinin birbirinden farklı özellikleri var, burada da yazıyor. Ben bunların hepsinin bütün 24 hayaletin de özelliğini ezbere biliyorum arkadaşlar. Buradaki hayaletlerden bir tanesi şu anda evde, hangi hayalet olduğunu buradaki vermiş olduğu kanıtlarla bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Oyunun amacı bu arkadaşlar. Şimdi görevlerimiz neymiş? Get a ghost to blow out a firelight. Hayalete mum üfletmemizi istiyor arkadaşlar görev olarak. Capture a photo of the ghost. Hayaletin fotoğrafını çekmemizi istiyor. Detect a paranormal sound with a parabolic microphone geri var. Parabolik mikrofondan paranormal bir ses duyun diyor. Hemen şöyle kolları sıvayın klasmanı. Hemen bir la 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 deyip giriyoruz eve. Selamun aleyküm. Şöyle bir sağ ayakla girelim kardeşim biz. Garajın anahtarını aldık. Saklanma yeri yok. Türk sanat musukisi kutusu var arkadaşlar. Boneyi bulmamız gerekiyor önce. Hayaletin evde son öldürdüğü kurbanın kemiği. Bu bir görev item'ı. Bakacağız. Kimin aşağı daha büyükmüş. Kendine müzisyen hayaleti olma ihtimali çok yüksek. Keman çalıyor çünkü. Aha, boneyi bulduk, oynat. Fotoğrafını çektik. Müzik, Türk sanat musikisi kutusu ve bonenin fotoğrafı çekildi. Do something lan kardeş. Saklanma yeri yok. Show yourself. If you are not gay, show yourself. Demek ki Mükremin hayaletiymiş arkadaşlar. Göstermedi çünkü kendini. Sessizce evin içinde kanıt vermesini beklememiz gerekiyor. Breaker'ı açtık, yani şalterleri kaldırdık. Burada saklanma yeri var mı? Saklanma yeri yok, garaj sadece bu var. Aşağıda olabilir mi? If you are not gay, show yourself. Selektör raconunu biliyor mu? Bilmiyor. Gel aşağı. Ölüşüm. Do something, touch something lan kardeş. Bodrum hayaleti mi acaba ya? Aa, bu burada mıydı lan? Bu genelde şurada olmuyor muydu? Aha, saklanma yeri Bodrum'da var. Okey.
30 artı 1 diye yorumladım. Bir şey yapacak mı acaba? Bir şey yapmamaya yemin etmiş alet. Evet. Tabloyu atmış. Interaction verdi. Tamam. Turkuaz odada etkileşim verdi. Aa, ağzımızdan duman çıktı demin. Ama bu freezing olduğu anlamına gelmiyor. Bu arada Phasma'ya fotoğraf silme özelliği geldi. Hatalı bir fotoğraf çekerseniz eğer multiplayer oyunda oylamayla silebileceğiniz, tek başınızayken de tek başınıza silebileceğiniz bir özellik. Burada üstüne tıklayıp sadece iki yıldız, tek yıldız ve yıldızsız fotoğraflarda çat diye şurada iki tane foto silme hakkınız var mis gibi. Hemen bir ghost orb kontrol yapalım. Orb vermiş mi? Onun dışında Mordildo ile bir hemen şeyi kontrol edelim. Adını siz getirin. Parmak izi bırakmış mı herhangi bir kapıya? Bakacağız. Kimin aşağıda büyükmüş lan hayalet kardeş. Orb mu gördüm? Soru ve yakın arkadaşı olan işareti. Ve ghost orb var. Bu odada. Şu an bu odada ve ghost orb var. İlk kanıtımız ghost orb. Çok fazla eşya atıyor. Biraz aktifleşmeye başladı hayaletimiz. Mordildo ile bakalım parmak izi bırakmış mı? Daha kapılara dokunmamış da olabilir. Şu kitabı da şöyle koyalım. Kitabını şöyle koyalım reisin. Buna bir daha dokunmuş galiba. Yok, şuradaki tabloya atmış. Hop, çektik mi fotoğrafını? Evet, nice. Interaction'ı çektik. Arka tarafta bir tane daha interaction vermiş. Şu terliği atmış onu. Telefon çaldı. iPhone 15 Plus Premium'u çekelim hemen. Tamam. Biz gelene kadar... Bir dakika ne? Ha tamam, onu telefon için vermiş. Okey. Ben dedim olduğum yere ışınlandı mı? Çünkü Wraith olduğunuz yere ışınlanabilen bir hayalet ya. Tamam, ilk kanıtımız Ghost Orb. Ghost Orb'u işaretledik mi? Tamam. Oo, sakat ve sıkıntılı hayaletler var. Sizin için piyanoyla Music Box'ı da çalacağım. Adrift'i de çalacağım bugün. Hadi iyisiniz yine ölüşüm. Amme hizmeti, dev hizmet, dev. Bir Spirit Box'tan cevap veriyor mu bize, bir ona bakacağız. Hızlıca gidelim. Kanıtsız genellikle daha zor oluyor. Niye? Çünkü sıfır kanıtla sadece hayaletin kendi şahsi özellikleriyle hayaleti bulmaya çalışıyoruz. Ve bence çok daha eğlenceli oluyor. Bayağı da eğlenceli oluyor hatta, öyle söyleyeyim. Hemen şunu bir şöyle lili koyalım. Şunu da onu tam oraya koyamıyoruz. Yer mi değiştirdi bu? Ghost Orb yan odaya mı geçti? Yoksa Ghost Orb hala burada mı? Evet, Ghost Orb burada, tamam. Tam olarak yatak odasına geçiş yapmış. Şuraya koyduk. Bunu da böyle aldık. Eyvah eyvah eyvah. Allah'ın mesela! Freezing temperature ikinci kanatımız. Fotoğrafını çekemedik bu arada. Sakat hayaletler var. Acaba başka bir kanıt daha verecek mi? Biz önce onu bulmamız gerekiyor çünkü The Mimic bildiğiniz üzere arkadaşlar Ghost Orb'u özellik olarak veriyor, kanıt olarak vermiyor. Are you here? Are you old? Are you young? Where are you? Are you iPhone 13 Plus Premium 256 GB Double Quarter with Cheese? Are you gay? Mükremin hayaleti değilmiş bu, anla ki. Parmak izini gene vermedi. Okey. Bazen o belki taklidi yapabiliyor diye. If you are not gay, show yourself. Show fucking yourself, you motherfucking bitch. Hemen bakalım. Adı neymiş? Jerry Wright. Jerry Wright. Ananı sikeyim. Jerry Wright, show yourself. Jerry Wright, show yourself. Oç. Biraz tehlikeli bir hayalet. Aha, show yourself. Aslan yeğenim benim. Nerede lan bu? Oğlum hayalet nerede? Ha şuradaymış. İnşallah çekebilmişimdir. Ya! Kapıyı kapattı ya. Tam şurada spamlandığı için interaction olarak çekmiş ya. Eşşol eşek. Hunt. Hantu mu? Soğuk bölgelerde hızlı koşan hayalet. Evet, Hantu arkadaşlar. Hantu'nun özelliği soğuk bölgelerde hızlı koşması. Bu hayalette Hantu. Breaker'ı kapatırsak ama mesela Hantu'da ev komple soğuyacağı için her yerde hızlı koşmaya başlıyor. Okey. Tamam, Breaker'ı kapatıyor. Breaker'ı kapamadı bu arada. Ama Hantu genellikle Breaker'ı çok fazla arka arkaya kapatan bir hayalet. Ve ışıkların olmadığı yerde ekstra hızlanıyor. Niye? Çünkü ortam soğuyor arkadaşlar. Şimdi bu bize ilk Hantu'nu attı. Biz bir geri dönelim. Fotoğrafları fullememiz gerekiyor. Görevleri yapmamız gerekiyor. İki tane Sanity Pill yiyip daha sonra tekrardan Music Box'ı
deneyip kullanıp hayalete kendimizi saldırtmamız gerekiyor. İlk görevimiz neydi? Firelight, parabolik ve mum söndürmemizi istiyordu bizden. Biz bunları sırayla yapalım. Firelight ile parabolik aynı şey. Ben niye Firelight ve parabolik dedim ki? Üfle oğluşum, bugün senin doğum günün. Hadi bir de konuş aslan yeğenim benim. Kapıya tıkladın, okey. Sensin. Which door is it baby? Hangi kapıya tıklamış? Tamam, bu kapı ilk kapı. Fotoğraf makinesi, amına koyayım fotoğraf makinesi zannettim. Foti Majihine burada. Foti'yi çektik. Fotoğrafları fullememiz gerekiyor Perfect Investigation bonusu alabilmemiz için biliyorsunuz ki. Okey baby. Eyvahlar olsun be arkadaş. O. Son fotoğraf hakkı. Son fotoğraf hakkında hayaletin fotoğrafını çekmemiz gerekiyor. Show sana lan yourself kardeş. Kendini göstermedi. Türk sanat musikisi kutusuyla aslında fotoğrafını çekip daha sonra denesek güzel olabilir. Bir saniye. Şunu alalım ölmemek için. İki görev tamam. Bir tek hayaletin fotoğrafını çekme görevi kaldı. Ona da bakacağız şimdi. Sizin için Adrift çalacağım birazdan. Bekler üzeriniz. Türk sanat musikisi kutusunu çalmamız gerekiyor. Show yourself lan kardeş. Aa, ışık açmış. Eşşe ola eşşe. O açık kalsın. Show motherfucking yourself. Eşek seni. Şovcan mı lan yourself kardeş? Kendini bayağı bir yordu bizi. Şovmayacak yourself galiba. Şovmadı. Şöyle bir şey yapabiliriz. Ne atabiliriz? Fotoğraf makinesini atamayız. Mecbur bunu atacağız. Türk sanat musikisi kutusunu alacağız. Buraya gelecek. Hayal artı et. Kardeş. Gel oğluşum. Burada yavaşlarsın tabi. Bastım tütsüyü vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi çektim vallahi çektim vallahi çektim. Ya. Saklanamamışım ya. Lavuğun da selfiesini çekmişim ha. Ya arkadaş ya. Tabi fener yok göremiyorum. Normalde bu evin krokisini çıkarırım. Kendi evimden iyi biliyorum. Anasını satayım ya. Şimdi çok sinirlendim. Sıfır kanıt oynayacağım arkadaşlar. Custom game. 6x35 çarpanla. Yine aynı şekilde Tanglewood'da. Let's. Kinko. Görevler neymiş? Prevent the ghost from hunting with a crucifix. Crucifix kullanarak, haç kullanarak hayalete saldırmasını engelleyeceğiz. Find evidence of the paranormal with an EMF reader görevi var. EMF reader ile kanıt bulacakmışız. Repel the ghost with incense while he's chasing someone. Hayalet seni veya birisini kovalarken kafatasına tütsü bastıyor. Anla ki hayaleti bulduk ama dead olduk maalesef. Türk sanat musikisini kutusu maalesef işe yaramadı arkadaşlar. O yüzden siz de virtual piano. Sizin de benim için Big Time'a geleceğiniz sözünü alarak arkadaşlar Big Time'a gelirsiniz herhalde. Yani kardeşiniz için. Hemen bir Türk sanat musikisi kutusu çalayım size. Sound dedim. Sesi full dedim. Upright piano dedim. Key Assist'ten nota tablosunu açtım.
Bu hangi şarkıyı yorumlarda yazarsınız? La 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 la. Şimdi Ghost Hunting zamanı arkadaşlar. Big Time'ı mutlaka indiriyorsunuz. Sözünüzü aldım. Sizleri çok seviyorum. Gelirseniz Big Time'da Discord'daki arkadaşlarla oyun beraber oynayabilirsiniz. 5-6 kişilik gruplarla halinde oynamayı unutmayın. Daha fazla şansınız olur. Bu sefer Türk Sanat Musikisi kutumuz yok arkadaşlar. Sıfır kanıt olduğu için bizi bir eccük daha zorlayacak. Amma velakin kitabil felak min şerri ma halak. Hayaletin hangi hayalet olduğunu bence bulabileceğiz. Çünkü bütün hayaletlerin özelliklerini ezbere de bildiğimi varsayarsak sonra yani bizim için çok da zor olacağını zannetmiyorum. Hemen bir interaction verdi. Evet, tabloyu atmış. Hallway hayaleti, koridor hayaleti yani. Bir de bu Artene'yi bulsaydık çok kıyaklı olurdu. Tarot kartları yok Cursed Possession olarak. Haunted Mirror var. Haunted Mirror var. Okey. Hemen fast bir şekilde bir Bonnet'i bulma işlemlerini gerçekleştirelim. Bonnet burada yok. Bonnet'i bulduk arkadaşlar. Master Bedroom'daki tuvaletteymiş. Ebeveyn banyosunda yani. Tamam. Şimdi bir Cursed Possession'ı kullansak mı diyeceğim. Önce Breaker'ı açalım. Eğer hızlı bir hayaletse. Mechatronical Center olmak istemiyorum. Koridorda kapı açtı. Okey babacığım. Hangi kapıyı açtın sen bakayım. Burayı açmamış. Şuradaki ya da buradaki bir kapıyı açmış. Tamam. Tuvaletin kapısını açmış. Yani Mimik'ten şey Mimik diyorum. Twins'ten şüphelenmedim değil. Az önce şurada interaction verdi ama tabi burası da yine hallway niyetine geçtiği için. Şunları bir atalım. Video kamera alacağım. Ghost Orb çekleyeceğim. Direkt Mimik'i duruma göre eleyeceğim. Bağacağız yani. Akıl sağlığımız ne alemde? Akıl sağlığımızı çok da fazla düşürmemiş. Yani yüreği demek için çok bir yer yok gibi. Tuz alalım. Hac alalım bize hızlı bir şekilde saldırmasın diye. Ne aldık? Video kamera aldık. Hac aldık. Tuz aldık. Elimizde başka yer kalmadı. Hemen gidelim. Bir koridoru, second hallway'i ve odaları checkleyelim fast bir şekilde. Evet, koridorda ghost orb yok gibi. Blue small bedroom'da yok gibi. Tuvalette yok gibi. Burada ananı bacını sikeyim. Aklım götüme girdi eşeğin oğlu. Video kamerada görürken ekstra korkunç oluyor. Gerçekten aklım çıktı. Wraith elendi arkadaşlar. Wraith asla tuza basmaz. Hayaletin Wraith olmadığını en azından anladık. Burada da şöyle birazcık daha yakından koyalım. Neredeyim lan? Heh tamam. Burada da Ghost Orb olmadığını varsayarsak sanırsam. Evet, Ghost Orb yok arkadaşlar. The Mimic elendi. Ama yine tabii ki birazcık erken. Daha sonradan verebiliyor özellik olarak bile olsa Mimic kardeş. Şu Baby Room'a bir bakmadık. Bebek odasında da yok. İçimiz rahat etsin en azından. Aynen. Tamam. Bunu buraya... Orb mu gördüm? Yok, Orb görmedim ben ya. Hayal görüyorum. Okey, Orb yok arkadaşlar. Tamam. İki tane foto çektik. Görevleri bir ufak ufak yapmaya başlayalım. Sıfır kanıt. Bakalım bulabilecek miyiz hayaleti. Aklı sağlığımız 80'e düşürmeyi başarmış. Crucifix yaktırırız. İkisini de alalım. Parabolik mikrofonla hayaleti biraz dinleyebiliriz. Biz niye bunu aldık? Soru ve yakın arkadaşı olan işareti. Şimdi hacı da götürelim. Ne olur ne olmaz. Her an bize saldırma ihtimali var çünkü. Şimdi şu hacı bir şuraya koyalım. Bu hacıları bir düzgün yerleştirelim. Bunun bir tanesini şöyle koyalım. Diğerini de şu tarafa duvara denk gelecek şekilde koyalım ki bu bölgede hunt başlatamasın. Burada hunt başlatırsa bizim çok fazla yaşama şansımızın olacağını düşünmüyorum. Ve parabolik mikrofonu elimize alıp birazcık dinleyelim bakalım hangi hayaletmiş. Eğer Banshee ise çığlık atıyor parabolik mikrofona biliyorsunuz. Şurada saklanma yeri vardı yanlış hatırlamıyorsam evet. Şunu bir arkamıza alalım. Fotoğrafını çekeriz. Fotoları da fullersek. Orta koridordaki bir şey attı bu arada. Orta koridordaki tuza da basmış. Tuzlarla fotoğrafı fullemeyi deneyebiliriz. En azından işimiz kolaylaşır. Yani tayı olduğunu düşünmüyorum. Oyunun başına göre fazla aktif bir alet değil. Ama akıl sağlığımızı bu kadar hızlı düşürebildiğine göre bir yüreğinden de şüphelenmedim değil. Tabi belli olmaz duruma göre bakacağız. Orta koridor, şey ana koridorda değil, yan koridorda. Side hallway'de. Nereden anladın diyeceksiniz. Çünkü buradakine daha geç bastı. EMF reader'ımız nerede? Soru ve yakın arkadaşı olan kankisi. Hangi kapıya dokunduğunu EMF ile bulacağız ama EMF'i bulamıyoruz. Bulduk EMF'i. Evet, buraya dokunmuş. Güzel. Tamam, fotoyu çektik. Bunu attık. Bunu aldık.
Şimdi 1, 2 ve 3 dedik. Interaction artı Disturbed Salt'larla beraber fotolar fullendi. Zaten hayaletin fotoğrafını çekme görevi yok. Şimdi aynayı kullanabiliriz arkadaşlar. Fotoğraflar fullendiğine göre. Birazcık belki sesini dinleyebiliriz hayaletin. Ne olduğunu anlamak babında. En azından Banshee ise çünkü çığlık atabiliyor. Bakacağız diyelim. Tamam. Şunu bir alalım, aynamızı bir kıralım. Fenerimizi kapatalım. Side hallway'de mi yoksa? Ana koridorda. Okey. Ana koridordaymış. Kapının orada. Tam ortasındaymış. Oo, biz neyi unuttuk arkadaşlar? Hacı koymuştuk. Olsun, hacı yakma görevimiz tamamlandı. Kafasına tütsü yakma görevi var şimdi. Bu tarafa daha yakın olduğu için bu hacı devreye girmiş. Bunu biz evin şöyle birazcık dışına doğru atarsak. Keşke hayaletin fotoğrafını çekebilseydik. En azından Phantom olup olmadığını anlayabilirdik. Şu hacı da şu tarafa doğru atarsak en azından saldırmasına engel bir durum kalmaz. Elimizde tütsü var. Ne olur ne olmaz tütsümüzü kullanalım. Hunt sırasında da mesela örnek veriyorum. Ben buldum. Sıfır kanıt. Galiba Twins'i bulduk arkadaşlar. Çünkü yavaş Twins'e benziyor biraz. Diogen değil. Spirit, Phantom, Jin, Banshee, Poltergeist, Mare, Revenant, Shade, Demon, Yurei, Oni. Hantu da olamaz. Soğuk bölgede hızlı hareket etmedi. Goryeo değil. Myling değil. Onryo değil. Obaki değil. Taya yaşlandıysa yavaşlar bu kadar. Elektronik eşyaların yanında zaten hızlı koşmadı. Bir hunt daha vereceğim kendisine. Moroi ise hızlanmaya başlayacak. Daha da hızlanmaya başlayacak. Akıl sağlığımız düştükçe her huntta Moroi'nin hareket hızı artıyor biliyorsunuz ki. Bir onun check'ini yapabiliriz. Bir huntlık daha kendisine zaman veriyorum. Eğer hızlı Twins'e yani diğer hızlı ikize gelirse. Oyunun başında ne demiştim hatırlıyor musunuz? Acaba Twins mi? Çünkü farklı iki yerde interaction verdi ilk başta. Onun için bir şüphelenmedim değil Twins'ten ama tabi erken. Sıfır kanıt. Oğlum. Gel oğluşum. Aslan yeğenime bir repeal yapalım şöyle. Repeal the ghost. Okey buradasın. Hala yavaş Twins. Mora iyi olamaz artık. Yataya ya Twins. Ama Taya olacağını zannediyorum. Oyunun başında aktif bir hayalet değildi çünkü. Twins kalıyor geriye bir tek. Bir de hızlı Twins'i çeklesek bomba olur. Evet bir kere de hızlı Twins'i çekleriz. Mis gibi olur işte. Bir hunt daha atması gerekiyor yani bizim için. Mimik olmadığına emin miyiz? Onu bir çekleyelim mi arkadaşlar? Şu bölgedeydi en son. Burada Ghost Orb olmadığına da göre okey. Tamam bu hayaletin ne olduğu belli arkadaşlar. Twins. Let's go babacım. Atma eşya artık saldır bebeğim. Bak bütün görevlerimizi de yaptık mis gibi. Fotolarımız da full. Şöyle iki yıldızlı. Fotomuz var mı? Eyvahlar olsun. Bir tane fotoğraf çekmemiz gerekiyor. Bu hunt'ın sonrasında hemen bir fotoğraf daha çekmemiz gerekiyor. Direkt çeksek mi ya da ya? Which door is it? Bir dakika. Gene yavaş Twins'e denk geldik. Allah'tan. Tuvaletten ant başlattı. Az daha IMF için ölüyorduk. Şu an IMF'e yanlışlıkla sağ tıklayıp çalıştırdığım an ölürüm. Yerimizi direkt tespit ediyor elektronik eşyalar. Elimizde açıkken çünkü. Garajın o taraflarda.
geliyor buraya doğru. Bitti Hunt. Evet, bir şey yapsın. Hemen fotoğrafını çekelim ve oyun bitsin. Perfect Investigation'a bir adım kaldı. İşte fotoları çeklemek bu yüzden önemli oluyor ya. Ama hala yavaş tipiniz. Çok ilginç. Başka bir alet olabilir mi acaba? Bir şey yapacak mı acaba? Do something lan kardeş. Hac mı yaktırsak ya? Görev de o ne arkadaşlar? Ben evden çıkana kadar ant atmazsın değil mi ya? Oh tamam. Evet. Oh. Hayır hayır, yaşanmadı böyle bir şey. Allah kahretmesin ya. Hayır ya, yaşanmadı böyle bir şey ya. Hayır ya. Tamam bu. Ah siktir, yanlışlıkla tütsü bastım. Kameram nerede peki? Ya bir kameram nerede? Nerede kameram? Kameramı nereye attım ben? Buradaymış. Ananı sikeyim. Ih. Abi. Hayır ya. Ne attın oğluşum? Bunu mu attın? Bunu atmıştın, tamam. Tamam. Lütfen çek artık. Oh be. Bitti, ben gidiyorum. Allah çarpsın, ter döktüm ya. Of. Oh. Şu an aktiviteyi 10 veriyor lan. Abi hiç hızlı Twins'e dönüşmedi ya. Hep yavaş Twins'ti. Acaba başka bir hayalet miydi diye düşünmeden de edemiyorum. Çok üzülürüm başka bir şey çıkarsa. Let's go babacım Twins. Perfect Investigation bonusumuzla beraber kaç dolar aldığımızı hemen bir çekleyelim. NAI 2800 dolara galiba. Evet. NAI 2800 dolarını envanterimize koyduk. 104 level olduk. Job done. Kick.com/azitesu adresine gelip yayınlarda da beni izlerseniz çok mutlu olurum. Onun dışında Big Time'ı indirmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek ve sevişmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hype ve like bırakmayı da unutmayın.